aşırı konfor alanı bir program daha karşınızda. Gönlümce didişebileceğim ve bundan asla pişmanlık duymayacağım. Canımın parçası ama herhalde yıllardır görüşmediğim. Alıştınız artık buna değil mi? Çok sevdiğim bir sürü arkadaşımı yıllardır görmüyorum. İstanbul mu yapıyor bunu? Hayat mı yapıyor? Bunu tartışmayı bırakacağım artık galiba kenara ama. Aşırı sevdiğim bir arkadaşım. Ama dediğim gibi bazı arkadaşlarımla ben didişerek anlaşmayı da çok sevdiğim için. Didişerek anlaştığım ve yaptığı şeylerden her zaman çok büyük keyif aldığım. Sosyal medya sağ olsun yaptığı her şey konusunda da güncellendiğim, dünyanın bir yerinde bile olsa beni sevdiğini bildiğim, sizin de çok sevdiğiniz oldukça yakışıklı bir oyuncu arkadaşımı ağırlamaktan aşırı heyecanlıyım. Kendisi sadece oyunculuk yapmıyor tabii ki, üreten bir oyuncu. Yani biz ne diyoruz? Sadece oyuncu olmayıp üretenlere sanatçı diyoruz. Üretmeyi seven, kalemi kuvvetli ve hayat görüşü, bilgisi, ailesiyle olan ilişkisi güçlü, sıcacık, huzurlu, böyle kendinden emin, tatlı tatlı, benim gibi yaş alan, yaşlanan demeyeyim. Çünkü hemen gelecek ben senden küçüğüm falan yapacak ama yaşlanıyor yani yapacak bir şey yok. Saçlarında beyazları var. Neyse bunları sonra konuşacağız kendisiyle. Ama yakışıklı yani bunu garanti edebilirim. Tüm bunların yanında tabii ki bir cümlemiz olacak peşinden beraberce. Bazen böyle dokuna dokuna gittiğimiz. Onu düşünüp sevgili Duygu editörüm bu cümleyi buldu. Bakalım hangi cümlenin peşinden gideceğiz. Oy çok uzunmuş Duygu, ne düşündün böyle? Bundan 20 yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı yaptıklarınızdan daha fazla pişman olacaksınız. Demir alın ve güvenli limanlardan çıkın artık. Rüzgarları arkanıza alın, araştırın, hayal edin ve keşfedin demiş Mark Twain. Tabii şimdi ben böyle uzun deyip biraz şaka yaptım ama benim de galiba bir tane böyle sözler yazdığım defterim vardır. O defterde çok önemli bir yeri vardır bu cümlenin. Ve evet benim arkadaşım da yakın bir zamanda rüzgarı arkasına alıp gitmeye başladı. Didişmemize hazırsanız canım Sinan Tuzcu'yu davet etmek istiyorum. Güzel, güzel anlattın ama. Gel buraya. Burada yapamadım. Pantolon giymeliydim bence ben ya. Ay kuzum benim. Burada selamlamamızı yeterince efektif yapamadık. Hoş geldin. Heyecanlandım ha. Aa niye ayol? Vallahi bak. Aa bayağı elin titriyecek. Tabii kadar. Canım ay birden böyle kolay mı ya koskoca baba, Şeyda Düvenci'nin bak, programı. Bak laf yalan söylüyor. Bana neler yapıyor normalde siz bir bilseniz. Yok bu yalan. Bu işte teşekkür aktör. Saçların mı beyazladı? Beyazladı biraz evet. Şey sakallarda da var. Benim de var bak. Biz bayağı 20'li yaşlarımızdan değil mi aslında? Sus sus konuşma. Bak ama benim de diplerim geldi. Bak nasıl beyaz. Ya canım. Yaş almak güzel bir şey. Bak. Ben seviyorum. Bana kalsa şu beyazları bırakacağım da biraz fazla erken değil mi diyorlar. Doğru. Nasıl doğru ya? Ya sizde olunca siz, oluyor bizde niye oluyor? Sizde daha çok dikkat çekiyor ya. Onda aslında bence sizde de çok. Yani neyi doğal yaparsan o kadar güzel oluyor. Evet. Hele bir de sizin doğallığınız. Evet. Yani. Ben seviyorum yani doğal olmayı, doğal kalmayı ama erkek beyazlayınca jön jön oluyor. Kadın beyazlayınca bakımsız oluyor. Ya aslında onun çok daha şey hali de var. Olası bir gerçeklik hali de var da biz kullanmıyoruz galiba. Evet ya. Çok alıştık o boyalara bilmem nelere filanlara evet. Falanlara. Bir de saça halbuki zarar verip duruyor. Ben de işte son noktaya kadar. Ceyhun çek bak saç diplerimi. Şimdi evet. At kuyruğu yaptım size ayıp olmasın diye. Halime bak mısın beyaz beyaz. Seviyorum ama bir de ben bunları. Güzel bir şey o ya. Bir hoşlanıyorum. Ben her şeyse yani bütün yüzümdeki kırışıklıklar, beyazlar, onlar bunlar. Onlar hepsi aslında hayatta gittiğin, yaptığın, yaşadığın evet. Her şey değil mi? Onları dümdüz ütülü hale getirince o zaman hayatını da ütülemiş olur. En az 3 kırışıklığım bendendir ha. Kes daha fazladır. Terbiyesiz. Daha fazladır. Ya şu saçın şu kısmı senden olabilir mesela beyazların. Ya ben böylesini görmedim neler ya. Neler çektim Allah'ım susmaz susmaz. Neyse program yapıyorsun da artık biraz. Ben karşımdakine göre tavır alan bir insanım arkadaşım. Ben ne görüyorsan sendendir. Evde durum nasıl? Hiç bir yani yedin bitirdin çocuğun ömrü var mı hala? İşte gitti Selimiye'ye kaçtı. Oh dizi canım, çekiyor 6 ay. Akıllı adam. Değil mis. Mi? Dırdırımdan kaçtı. Mis. Yazıklar olsun. Şehir dışı candır abi. Şehir yazıklar dışı. Olsun. Hayat size kurtarır. Be. Çocuk mahvoldu bitti ya. Ondan mı eşiniz Paris'te yarısı yaşıyor? Yarısı Fenerbahçe'den yarısı ondan Bülent'inki. Fenerbahçe'den söylemesek miydi Galatasaray olarak? Yok canım. Yapmasak mı? Ben Bülent'in çektiğini söylüyorum. Eşim işinden dolayı. Paris'te yoksa yaşıyor. Yoksa senin hiç işine gelmiyor Paris'te yaşayan bir eşle evli olmak falan değil mi? Ya tabii ki gelir gelmez olur mu? Nasıl ayıp gelmiyor? Ya.
Hayır abi, o manada değil canım. Ne Paris'te, manada? Ben de Paris'te yaşamış oluyorum sonuçta orada olduğu havalısın. İçin. Havalısın. Gene havalısın. Gene bir havalar, bir şeyler. Ya öyle denk geldi. Bu program bitmez. Bitmez hakikaten. Şimdi biz senin şu projeleri konuşalım. Hı. Sonra sohbetin değnezlerinde kaybolalım. Çünkü 35 dakika hemen geçiyor. Bak söylüyorum sana. Kesinlikle. Şimdi bir tane sinema filminden sebep buradasın. Evet. Gelmediğin için beni bir azarladın arkada. Evet, çağrılmadığım için daha çok. Gelmediğim için de değil. Yoksa çağırsan aslında hani ben demek ikinci ki, ya da üçüncü olmalıydım. İşte çağrılacak şeyler yapmamışsın o sırada demek ki. Son 5 emelden de burada ama. Pardon bunu? Lafım senden dışarıdı bir durmadan laf. Durmadan yani. Çalışıyorum pandemiden beri sağ olsun Meltem'im canım. Yani bilmiyorum. Çalıştırıyor beni. Şey ya, yani filmi yeni çekmişsin. Daha kitap çıkmadı. Ben çağırmayın dedim. Yani kitap dedim aylardır Aren, üçüncü kitabım çıkacak Aren diye bağırıyor. Aren mahvedecek. Aren'e de buradan sevgiler. Evet. Ama rahat ol, ben de Aren'le sözleşme yapıp kitabı hiç çıkartmaya Allah'tanım. Aren alışıktır bizim gibilere. Ya editör kısmı ben bir türlü kurtulamıyorum kitaptan. Yani şey bizim elim zorla çekiştirmeleri lazım. Bırakamıyorum bir türlü. Olmadı. Aren'in kim olduğunu da burada söyleyelim sevgili seyircilerimize. Aren dışında da Aren'in kim olduğunu öğrensinler değil mi? Aren Şenokyan, İnkılap Yayınları'nın en tepesindeki canımız, ciğerimiz, çok sevdiğimiz tatlı. Arkadaşımız. Arkadaş olduk yılların içerisinde. E tabii. Masa dostumuz. Öyle çok söyleyeyim. Tatlı aile biri, dostumuz. Çok bilgili, gerçekten evet. Çok kıymetli biri ama dediğim gibi bizim gibi delilere alışıktır. Sen en azından iki tane kitabını çıkarttın. Ben acayip güzel bir projeyle gidip imza atıp asla yapamadım. Herhalde kızmamıştır bana diye düşünüyorum. Heyecanlanıyorsun ama bence yap, yaptırır onu sana bir şekilde yaptırır. Güzel ne proje. Hatırlıyorum projeyi. Evet, çok da güzeldi. Hiç de yapılmadı hala. Peki filmi konuşalım. Evet. 49. Hande de konuğum oldu. Minicik bir konuştuk onunla da. Gerçek bir hikaye. 49 evet, tane duydum. Vatandaşımızın kaçırılması ve daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kimsenin kılına zarar gelmeden kurtarılmasının hikayesi. Evet. Biz bunu biraz daha operasyonel bir, yani hikayenin operasyonel kısmıyla anlatıyoruz. Bu operasyon nasıl oldu, kim kime karşı oldu, ne bitti diye. Tam merkezinde duruyor aslında oradaki kadın oyuncu, yani Hande'nin oynadığı Türkmen kızı. Çok heyecanlıydı. Operasyonunda tam merkezinde. Ilgili. Çok zor bir şey yaptı. Evet. Askerliğini yaptı diyebilirim yani. Ay bir o de sıcakta. Yani yazın çekmek çok iddialısınız ya. Evet, bayağı Kilis, Nizip, Antep. Gerçi senin memleketin, alışıksın sen. Çok sıcaktı ama. Yani bizden kimse, benim bütün ailem orada. Evet. Bir Allah'ın kulu yoktu, herkes tatildeydi. Ben o sırada Antep'te çalıştım. Doğru, Antepli yazın Antep'te durmaz. Evet, çok sıcaktı çünkü. Sen nasıl Anteplisin ya, sesin hiç yükselmez, sakin olursun. Bunu konuşalım mı? Yani niye senin ama üzerinden Hazal konuşalım. Yok, bizim ailede de yüksek, Hazal doğru söylüyor. Antep'te böyle bir neden olduğunu bilmediğimiz bir ses yüksekliği var. Herkes birbiriyle bağırarak konuşur. Annem benim de mesela. Dedem, anneannem, annem canım öyleler. Hepsi sesi yüksek bir konuşuyor. Biz annemin avukat olduğundan kaynaklı sanırdık bunu. Değil. Ama Antep'ten olduğunu şu an anlıyoruz. Evet yani. Çok sakin adamdır ama. Evet sakin. Dedem de galiba. Yo, dedemin de tersi kötüymüş. Yüksek sesle konuş. Ya yani onlar konuşmak diyor ona ama. Kadınlar biraz öyle olabilir belki. Desibel Hazal meselesi. Burada. Dövmesin beni sonra. Onu bilemeyeceğim artık. Peki kitaplardan biraz bahsedelim istersen. Böcek, benim bildiğim Böcek var. Evet, ve Böcek okuduğum. Üçlemenin ilki çıktı. Evet. Sonra da Aşkın Kursağında kalan. O da mi? Öykü, evet, o da öyküler. O ama bu üçleme, Böcek üçleme. Böcek üçlemenin ilki. Tamam. Öbürü de yani Aşkın Kursağında kalan da öykülerin toplamı. Tamam. Yani ikisi birbirinden farklı. Evet. Şimdi Böceğin ikincisi kayıp, işte beklenen ve hani benim bir çıkamayan. Türlü çıkamayan. Ondan sonra bir de Sarhoşlar Yalan Söylemez diye diğer öykülerimi, ben öykü yazmaya devam ettiğim için yine diğer öykülerimin toplandığı başka bir öykü kitabı daha çıkacak. Yani aslında ikisi üst üste çıkmış gibi olacak. Senin ama. Senin bu üçleme takıntın ne arkadaşım? Bilmiyorum. Ne bu? Ama bitmiyor da o neden üçleme. Neden? Deli misin? Evet. Yaptım. Sürmanşette de bizi böyle kandırdın. O zaman da öyleydi. Ya sen deli yazdım misin? Ama sonra üçlemeyi. Siz benim yapmadınız. Benim ya haberim yok. Yapmanız güven. Tabii canım. Güvene falan gitti, teksti okudular vesaire. Bana gelmedi. Öyle İstanbul konuşma Belediye da. Başkanı ile ilgili bir oyundu falan. Sünnet düğünü hatırla. Efendim Sürmanşet diye bir oyun yazdı kendisi. Gencecik evet. Bir kızdım. Yani evet çok güzel bir oyundu tabii bu arada. Sayenizde. Yani benim için şöyle bir şeydi, çok sert bir oyundu. Bu in your face dediğin akım, yüzüne yüzüne patlattığın gerçekleri
bir tiyatro sahnesinde oyunlaştırılmış hali Türkiye'de bir Türk yazarın yazdığı ilk oyundu benim bildiğim, yanlış bilmiyor istem. Yani In Your Face'in evet yazı evet. Sadece orada bir şey var, o zaman İtalyan sahne üstünde değildir aslında In Your Face. Evet. Biz İtalyan sahnede oynamak durumunda kaldığımız için. İtalyan sahneden kastını da anlat. Çerçeve biçiminde bir sahnede oynamak ve durumunda kaldık. Ve yükseklik de galiba önemli. Evet, seyirciyle aynı seviyede evet. olması lazım. İşte biz onları yapamadık ama o tamamen şeyden kaynaklı. Hani o durumdan ve ortamdan evet, sahneden kaynaklı. Sahneden dolayı öyle oldu. Öyle başka sahnemiz yoktu. Hı hı. Başka bir yer bulamadık. Evet. Ben de çok istiyordum bir depoda oynayalım onu. Evet, ki aslında bütün dekorumuz filan da ona göreydi. Aynen. Ama kısmet olmamıştı filan falan. Olmamıştı. Sevgili Tardu Flordun, Beste Bereket, Dolunay Soysert ve Erkan Can. Erkan, ve Erkan Can. Erkan abiyle hayat boyu unutmayacağım sahne. Sağ olsun Sinan'ın ellerinden çıkan o kıymetli sahne. Canım Erkan abicim, bazen sahnede ezberini unutan bir abimiz. Çok seviyoruz kendimizi. Bebekliğimden beri çok seviyorum yani Erkan abi. O yüzden bana kızmaz. Sahnede repliklerini unutuyor bazen. Ve Sinancığım bize bir sahne yazmış, işkence sahnesi. Ellerim bağlı, gözüm kapalı ve ayaklarım bağlı. Bir sandalyedeyim ve Erkan abi elindekiyle bana vuracak. Vururken de bazı sorular soracak, ben de cevap vereceğim. Ama canım Erkan abicim her oyun sorgu sahnesindeki bütün repliklerini unuttu. Ve unuttukça da beni dövdü. Çünkü unuttuğu için sinirlendi. Hatırlayamadıkça vuruyor. Sandalyeyi vurduğunu zannediyor, sırtıma geliyor. Ben böyleyim, Erkan abi sor şu soruyu artık diyorum. Ve artık beşinci oyun muydu neydi? Şöyle bir yol buldum. Evet, oradaydılar. Yani soruyormuş da ben cevap veriyormuşum gibi. Sen şimdi bunu da merak edersin diyorum. Evet diyor, bunu da merak ederim. Sonra kulağına kulaklık takmıştık, hatırlıyor musun? Ne dayak? Bence o heyecanlandığı zaman unutuyor. Evet. Ve çıktığımız an sahneden, kızım affet beni, çok canın acıdı mı, nerede vurdum, Erkan abi diyorum yok bir şey ama biraz dövdün, ya gene unuttum ya diye. Sağ ol, sen bence bunu bilerek yaptın. Yok canım, ben hiç kıyar mıyım sana? Vallahi çok didiştiğim arkadaşlarımdan birisin. Hakikaten o doğru. Bence tekim. Yani o anonstaki yok gerçekten de başka. Evet, ben de didişir. Ben didişmeyi seviyorum yani onu. Seninle didişmek de ayrı zevkli tabii benim için. Üretiyoruz galiba biraz o sırada da. Yani iyi de geliyor bize. Evet, biz bir dönem çok beraberdik yani. Herhalde bir 6 sene mi? 7 sene mi? O civarda bir şey. Birbirimizi eskitecek sene, kadar. Evet, evet. 10 sene mi hatta? 10 sene yakın. Ayşe operetiyle başladık hikayeye. Ay, ne güzel anne. Şeyler yaptık be. Evet, bir sürü güzel işimiz var gerçekten. Şimdi dön bak geriye. Birçok insan yok yanımızda aslında. Evet. Düşününce. Canım Gürre Sururi, canım evet. Engin Cezar. Çok güzeldi. Ne hiç güzeldi. Unutmuyorum o Nişantaşı'nda yürüyüp provaya gittiğimiz zamanlar evet. Hakikaten güzeldi. Gençtik bir de tiyatro çok. Yapma şeyi, hevesi. Evet. Seyirci var. Evet. Yani. Müzikal şimdi yapıyoruz. Evet. Ayşe Opereti müzikali. Evet. Ne acayip. Engin Cezar Gürü Sururi Tiyatrosu'nun son oyuncuları bizlerdik sanırım. Evet. Bizimle kapandı. Gürü Sururi'nin de son kavga ettiği oyuncu. Anlatmıştım daha önce, bir daha anlatmayacağım. Neyse, güzel, bence güzel. Yani bir tiyatro duayeninin seni biraz paylaması, ağlatması, benim öyleydi yani. Öyle öğreniyoruz ya evet aslında. Evet ya, güzeldi yani. Hoş bir anıydı benim için. O gün rezaletti, afiş çekimiydi ve katalog çekimiydi ve yüzüm gözüm şiş çıkmıştım fotoğraflarda ama bu bile o anı hiçbir zaman unutmamama sebep olmuştu yani. Sen ailenle çok kavga eden bir tip değilsin, benim gibi cadı değilsin. Yok, tam tersi, oradaki sakinlikten besleniyorum galiba. Evet ya, sen niye böyle sıkıcı bir adamsın ya? Değilimdir aslında sıkıcı. Ben kendimde var bir sürü çatışmam ama dışarıya karşı galiba çok ay, tipik göstermiyorum yengeç. Onu. Evet. Oğlum da yengeç oldu. Mis işte. Bittim. En çok sana bağlıdır ama. Anneye çok bağlı. Evet, sen de annene çok bağlısın. Bir de biz annemle tam, ben yengeci akrebim, annem de akrebe yengeç. Oy. Tam böyle birbirimizle tam anne oğuluzdur yani. Evet, yani yenge. Telefon çalmadan annem arıyor'yu bilirim ben mesela. Of be. Yani o da karşılıklı öyledir. Yengeç erkeklerinde biraz var galiba o. Evet. Bir yandan da şöyle bir şey, ısırdık mı asla bırakmayız yani. Evet, uyuzsun. Onu kavgada uyuzsun ama az kavga ediyorsun. Ama işte o tehlikeli zaten. Ben mesela annemle hırlaşır dururum yani. Şimdi son 5 senedir hırlaşmıyoruz. Allah seni inandırsın. Çok güzel bir tatlı bir yere geldik yani. Evet. Ama 5 sene öncesine kadar oy yani mesela. Sen ama annenle hiç kavga etmedin değil mi? Ettiğimi göstermem. Aslında ederim de göstermem.
Mesele orada galiba i̇çine, biraz. İçine içime. İçime evet. Bir de küsme huyum çok var ya da yoktur. Var var. Ama işte arkamı dönünce de ya tipik yengeç işte ya. O hayvanın özelliği neyse onu biz galiba biraz yaşıyoruz maalesef. Hele bir de hayatın içerisinde aslında öğreniyorsan belirli evet. bir noktadan sonra neleri bırakıp neleri tutman gerektiğini biraz şeyde de öyle, yelkende de öyledir mesela bize söyleriz. Düşersen bir yerden tutunmamak lazım teknenin üstündeyken. Bırakacaksın kendini. Öyle mi? Tutunursan daha çok zarar görürsün çünkü. Kafanı başın çarpmayacağın mı bir yerlere? Ya mümkün olduğu kadar vücudunu koruyacaksın tabii ama bir yeri tutunayım da ben bunu denize düşüyorsun diyelim. Ay ben şurayı tutayım demeyeceksin. Bırakacaksın kendini denize gerçekten. Aa bu çok acayipmiş. Bu da aslında hayatta da biraz öyle. Yani kavga edip bir şeylerde ısrar edip tutunmanın, ısrar etmenin faydasını hiç görmedim ben. Tam tersi azıcık akışa bırakmak lazım galiba. O da kimden? Annemden sağladı. Mi babamdan mı? Annemden, babamdan, bütün aileden. En büyük şansım onlar zaten. Onlar olmasa sonra günün sonunda dönüp dolaşıp yine onlara sığınıyoruz ya. Çok tatlısın annenle babanla. Çocukluktan beri böyleydi hep değil mi? Evet. Antep'te çok, doğdum. Antep'te doğdum. Ondan sonra belirli bir yaştan sonra babamın işleri sebebiyle İstanbul'a geldim. Tamam. Büyük ve sevgi dolu bir ailenin içerisindeydim. Anneanneler, babaanneler, dedeler, Antep hep oldu. Her yaz bir yerlerden bir yerlere mutlaka gidildi. Hmm. Hep bir seferi durum ve bir gezme durumu vardı. Kalabalık bir ailede, kalabalık torunlar, torbalar, uzun masalar, yemekler, sohbetler hep öyle büyüdüm. Oh. Onun içerisinde de işte hep oğlum okuyun, oğlum yazın. Hepimizin günlüğü var, herkes günlük tutar. O dededen adettir. Deden mi yazıyordu? Dedem evet hep günlüğünü hala durur dedemin günlükleri. Gerçekten. Tabii her şey yazılıdır onda. Of be. O günden bugüne işte bizim aileden Kaya Genç iki tane yazar çıktı. Bir tanesi Kaya, bir tanesi ben de elimden geldiğince yazmaya çalışıyorum. İşte yine oyunculuk da biraz oradan. Çünkü küçükken hani bizde vardır ya bizi dinleme. Karışma büyüklerin işine. Ay evet biz öyle büyüdük ya. İşte ben de tam tersiydi mesela. Ben ne kadar karışsam onların çok hoşlarına giderdi. Bir de ilk torundum ben. Evet sen biraz şımartılarak büyüdün onu hatırlıyorum. Evet. Böyle bir el üstü. Evet, ama evet. Öyle şımarık da bir adam değilsin yani. Göstermem tabii de. Sevgi sen bilirsin arsızlı. Yine vardır. Ama sevgi arsızlısın. Vardır İlla sevilecek, illa dikkat onun üstünde toplanacak, sıkıyorsa tabii, toplanmasın. Allah tabii. O gün bittin. Merkezde niye ben bakmadın, olmazsa? Niye yeterince sarılmadın, niye gelip sormadın, tabii. Niye ona gittin benim yanıma gelmedin? Hakkım, Allah hakkım, Allah. Allah Allah. Ay ne demek hakkım, her dakika seni aynı mı seveceğim sen? Ben hele ki artık 40'ından sonra bir eser ekleyeyim ki kimseye eşit sevmiyorum her gün. Öyleymiş, ben Allah'tan 40'ından sonra görüşmedim seninle. Çok doğru bir zamanda ayrıldın hisli yengeç. 40'ından sonra çekilir dışarısı değil ya, ama çok mutluyum. Ben hani görüşememizin sebebi aslında hiç yoksunuz ki. Yani evet, Bülent yoğun de, bir trafik. Sen de. Evet, Bülent de çok yoğun. Ben, yani şöyle İyi bir şey oldu. İyi ki düğüne gelmişim, ondan sonra bir daha görmemiz. Evet, doğru söylüyorsun. Yani biz de fark etmeden çok dolu dizgin gitti hikaye. Evet. Ama galiba çocuklar böyle bir hal yaratıyor insanda. Aman işte... Hani gençken ve hani şu musluk akıyorken meselesi dolduralım 50'sinden sonra yanlış bir bakış açısı elbet bu bence. Günü kaçırıyorsun çünkü. Ama hani bunu biz de diyoruz yani iyi ki varlar tabii ki de. Hani çocuk olmasaydı böyle olur muyduk? Hayat böyle mi akardı? Bundan emin değilim. Çalışıyoruz işte. Durmadan bir iş hali, bir aile hali olunca da biraz şey çember ister istemez. Evet. Bir de bu İstanbul, bu trafik. Evet. Azıcık da şehir bir yerden falan. Bir yere gitmek mesele. Ama işte ben artık şöyle diyorum. O beni seviyor, ben onu seviyorum. Birbirimizi düşünüyoruz. Gördüğümüz yerde de kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Bana artık bu insanlar lazım. Hani aramadın, sormadın, niye yoksun? Ona öyle niye yaptın? Bu ne? Yani bu bana artık... Ben hiç öyle sitemlere... Hiç sen hayal... zaten evet, evet öyle değilsin. Girmedim yani. Evet dip dibeyken sitemkarsın sen. Uzaktan bak en iyisi seni tabii. Uzaktan ben sevmek. Oradayken ben merkezde olacağım yoksa mümkün evet, değil. Evet evet. Ay. Peki senin bu deniz tutkusu nedir canımın içi? Ya, aslında vardı senin hep ama bu işte denli olduğunu düşünmemiştim. Yengeçlikten kaynaklanıyor galiba. Ya bir yerden sonra çok hani hep sörf yaptım bilmem evet, biliyorsun evet, o dönemlerini. Evet evet hep sörfü seviyordun. Evet. Sonra hani yelken meselesi bir yerden sonra hakikaten insan diyor ki ya ben bir yarımadada yaşıyorum. Evet. Dünya güzeli denizi olan bir İstanbul'da yaşıyorum ve bu aynen. Denize sırtımı dönüyorum hep.
Karadeniz'de fark ettim aslına bakarsan bunu. Karadeniz'de çalışırken 3 yıl boyunca evet, oradaki herkes sırtını dönmüş denize. Ya dünyanın en güzel denizlerinden, bir iç denizlerinden bir tanesidir Karadeniz. Hiç kimse bakmıyor yani. Çok az böyle yani %1, %2, %3'lük bir kısım. Evet. Orada buna takılmaya başlayınca orada yelken yapmaya başladım aslında. Sonra İstanbul Boğazı, sonra tabii ki bütün Ege vesaire. Bir sürü de ortak dostumuz var yelkenci evet. olan. Onların da yardımıyla bayağıdır bütün ehliyetlerimi aldım, her şeylerimi evet. tamamladım. Geziyorum, bütün dünyanın her yerinde yelken yapıyorum. Öyle gerçekten evet. mi ya? Hiç de çekilmiyorum, korkmuyorum. Türklerde biraz bu var galiba. Aman aman şimdi biz buna nereden bileceğiz? Ay 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 filan. Halbuki git. Korkuyoruz değil mi? Şeyini, eğitimlerini tamamladıktan sonra git Norveç'e iç denize. Ver ehliyetini, tut tekneni, öğren evet. abi gez. Evet. Biraz paranı kazanınca git diyorum yurt dışına. Sırt çantanı al git. Evet. O kadar imkansız buluyor ki değil diyorum. İn havaalanında uçaktan, metroya bin, otobüse bin, şehri turla. İnan bana yani çok ucuz paraya bir şehir gezip bir ülke tanıma ihtimalin var ama çok ütopik geliyor onlara. Gidiş dönüş uçak biletinin ya da neyle gidiyorsan trenin vesaireyi biriktirdikten sonra evet, gerisi çok içeride kumar. Harcadığın para aynı. Çünkü zaten memlekette yaşadın. Her şey dolar yaşadım. Ne kadar yaşamıştın? Bir buçuk yıl toplamda. Yani iki yıla yakın diyelim. Hı hı. Gitmelerle gelmelerle yaşadım İngiltere'de. Mehmet Ergen ve tiyatrosunda. Bir kere bana şu anlamda iyi geldi. Ben tiyatrodan mezun olduktan sonra burada hiçbir şekilde tiyatro yapamayacağımı fark ettim. Neden? Çünkü yani ödenekli tiyatroların hiçbir tanesi benim anladığım sistem de değil. Ben biraz daha tiyatroyu özgür yapmayı seven, daha çok hani şu bunu burada oynayacaksın, bunu söyleyeceksin, bunu da söylemeyeceksin cümlesini içine sindiremeyen bir adam. Okulu nasıl bitirdin o zaman? Orası bitti. Da katı değil mi? Çok. Zeliha Hoca beni çok severek aldı. Sonra da Allah'ım ben bunu niye aldım oldu yani. Sevgili Zeliha Hanım'ı da buradan sevgiyle almış olalım. Canım hocam çok şey öğrendim ondan tabii. O hikayen de çok acayip. Evet. Biraz değişik girdim. Tilbe'ye de çektirdin yani. Çok çektirmedim ya. Ondan çok şey öğrendim. Çok severim evet, Tilbe'yi. Evet, Tilbe de senin ikinci annen gibi değil evet, mi? Evet. Canım Tilbe Saran'a da buradan ve çok aşığım sana Tilbe. Evet. Bir an önce gel de sohbet edelim istiyorum çok. Tilbe ile rahmetli Cüneyt abi olmasaydı evet. ben ne bu işe girebilirdim, evet. ne böyle bir şey olurdu. Onlar senin hayatında önemli, çok önemli dönüm noktaları. Çok şey öğrendim evet. her ikisinden de. Onlar sayesinde konservatuvarı kazandım zaten. Onlar çalıştırdı. Ne ballı böreksin birinci sınıfa atlayıp zıplayıp. O yaşı, ne ya? Tamamen yaştan o. Nasıl? Yani, planlanmış ya, değil. Oturmadın iki sene beklemedin yaşı geçmek için. Yok canım. Vallahi hakikaten yapmadım öyle bir şey. Dur bakayım yani, gözüne. Yok yok gerçekten yapmadım. Tamam yapmamış. yani, yaparsın çünkü diye düşünüyorum. Yok yok yapmadım. Nasıl yani, oldu? Ben Bilkent Turizm'den mezun olmama çok yakınken. Tamam. Yok ben bu işi yapamayacağım deyip konservatuvara girmek istedim. O tamam. sırada da. Bir tek Mimar Sinan'ın yaş haddi, bir de Hacettepe'nin, Ankara'nın evet. yaş haddi vardır. Aynen. 21'den sonra giremezsin. Girersen bir kanun var, seviye tespit sınavına sokarlar seni. Tamam. O seviye tespit sınavını geçersen ancak ikinci sınıftan başlarsın. Ben şimdi Kadıköy'de girdim. Yıldız Hanım dedi ki Canikom seni çok isterim ama... Almam. Yaşın çok büyük. Yani ben sınıfı olmadı. İşte yani 18-21'e kuruyorum. Ben tabii perişan oldum ya. Tabii. Ağla ağla artık ölüyorum böyle gözler bu halde. Aslı Öngören'le karşılaştık. Aslı da dedi ki ya Sinan Mimar Sinan'ın sınavına gir. Seviye tespit diye bir şey var. Dedim ki ben normal kazanamıyorum. Abi ne seviyesi ne tespiti yani hani böyle delirmek üzereyim. Ya sen gir filan falan. Hatta hiç unutmam giriş harcı çok. Benim o kadar param yok. Aslı borç verdi o para tamamlandı filan. Ha öyleli. Tabii tabii. Tamam. Sonra seviye tespitle girdim. Ve kazandım. Bence şans. Çünkü hiç kazanacağımı düşünmüyorum. Şimdi normal iki sınava giriyorsun. Evet. Birinci sınav ve ikinci sınavı kazanıyorsun. Ondan sonra 9 ayrı sınav var. Birinci sınıf dersleri. Bütünlemeye kalmışsın gibi hepsine giriyorsun teker teker. Olur da bir tanesi seni geçirmezse. Bitti. Bitti hepsi gidiyor. Çok zordu ama... Çok çalıştım hakikaten yani. Peki o sistemin içine girip çıktıktan sonra oraya ait olmadığını fark etmen biraz acı değil ya mi? Ya şöyle ödenekli tiyatro mümkün değil. Özel tiyatro yapmak istiyorum. Kendi tiyatromu yapmak istiyorum. Bunun için de belli bir deneyim gerekiyor. Herhalde. Biliyor, öğreniyor olmam lazım. Dil yetmiyor filan.
Ben dedi biraz sen kolej mezunuyum, üstüne Bilkent okumuşum ama hiçbir şekilde bir oyunu İngilizce okumak ya da İngilizce oynamak mümkün değil. Anladım. Yani çalışmam lazım. Tamam. Tası tarağı toplayıp işte yine Mehmet Ergen'in kapısını çalıp abi ben geliyorum. Ya herkes geliyorum diyor, Türkiye'den kimse gelmiyor falan. Yok ben gerçekten geliyorum. Ya abicim gelmiyor işte kimse, gelirsen buyur burada deyip ben gittim oraya. Vizemi, her şeyimi kendim aldım. Ve uzun bir süre ne gerekiyorsa yaptım. Daha oyunculuk yapmıyordun ama değil mi? Sadece mezun olmuştun. Kesinlikle. Sadece mezun oldum. Dizide oynamıyordun, oyunda oynamamıştın. Hayır. Hiçbir şey yapmadım. Bir tane rahmetli Yücel Uçanoğlu'yla bir iş yapmıştım. O bir de seslendirme yapıyordum. Oradan kazandığım paralarla zaten işte aldım uçak bileti bilmem ne filan falan. Sonra da yavaş yavaş işte ne varsa orada yapmaya çalıştım. Bir sürü insanla tanıştım. Bir sürü oyun izledim. Dilimi geliştirdim. İngilizce oynayabilecek noktaya geldim. Audition'lara girmeye başladım. Ondan sonra Tomus gitti oldu. Sen bir gel bakayım diye. Ay evet ya. İşte orada İyi başladı. İyi mi oldu, kötü mü oldu emin değilim sana. Her şeyin bir sebebi var şimdi. Evet. Geriye dönüp. Ama ben hep şey diye anlatıyorum. Ilamurlar altında başladı yani ondan sonra. Evet. Ondan sonra da işte Türkiye'deki bir sürü dizide birçok insanla beraber çalışıyor oldum. Londra'ya, bugün hatta Ece ile beraberdik Londra'da da. Bu son dizide de beraber oynadık Ece ile. Hep şeyi konuşuyoruz. Yani Londra'ya bugün geri dönmek imkanımız olsa yapar mıyız? Galiba yaparız ama burada yapacağımız şeyler ve burada gösterdiğimiz şeyler o zaman eksik kalır. Dolayısıyla pişman mısın dersen çok da değilim. Çünkü burada yapılacak çok iş vardı. Bir sürü şeyi de yani sürmanşet kötü bir şey miydi? Ya çok da işte güzeldi, sıralı bir sürü bir şey var sayabileceğim. Tabii ki. Filmler, diziler vesaireler hepsinin güzel ve kaliteli işler olduğunu. Sadece bazen insan arada kalıyor yani kendi potansiyelini gerçekten yaşayabildin mi? Bu duyguyu soruyor musun? Yani Londra'da kalsaydım başka bir Sinan potansiyeli çıkardı. Hani bu sliding doors meselesi. Bilemeyeceğiz hiç. Evet bilemeyeceğiz. Belki bunun üstüne bir kitap yazmazsın üçleme. Üçleme olmasın ne olur artık. Yani bence tane. Artık üçleme yapma da bu konuda bir kitap yazmasın da bir tane olsun olur mu? Ben bu üçlemeye niye takılıyorum? Havalı bunu geliyor bence lazım. Sana. Olabilir. Sürmanşet öyle yazıyor. Üçleme oyun yazdım. Biz de oyuncular böyle ha iki oyun daha mı oynayacağız? Yaşasın yaşasın. Ya onları çıkardım üstelik siz oynamadınız. Oynandı mı canımın içi o sahnede? Ben görmedim çünkü. Yok oynanmadı. Teşekkürler. Üçüncüsü? Okuma provasında. Çok iyi. Okuma provasında kaldınız. Peki üçüncüsünü yazdın mı Sinan? Üçüncüyü yazmadım yok. Çok iyi. O üçleme tarihi de öyle kaldı. Bak bu da bir tarz olabilir. Bence sen kitabın da üçüncüsünü yazma. Ama bunun üçleme olduğunu da bir de niye söylüyorsam söyleme. Evet, İçinden de mesela. Niye söylüyorsun? Yani... Bir insan çünkü şöyle hissediyor. Ha üçü de hazır. Belirli aralıklarla karşımıza çıkacak. Niye üçleme canımın Bilmiyorum. İçi? Öyle geliyor içimde. Allah üçletmesin demiş demek biri senin arkandan. Ya. İşte belki biri dedi ki üçletmesin hiç. Demesem hiçbir problem yok. Evet. Dilimize düşmeyeceğim. Evet. İnanmazsın yeni defterimin ilk sayfasının seninle açılışını yapıyorum. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi 10 program sonra haber vereceğim sana. Bence iyi bir şey. Öyle mi? Şimdiye kadar kötü gittiyse ben gelmediğim içindi. Yazık. Bundan sonra her şey çok iyi olacak. Öyle mi diyorsun? Evet. Çağıracak bir şey yapmadın demek ki. Sinan ben üçlemelerin tamamlansın her diye bekledim. Her sene bir işim var. Buldum ben kozumu. Her sene bir işim var. Ben üçlemeyi, en kötü hani, dedikoduya çağırır insan yapmadığımız ya şey mi yani? Zaten bir daha geleceksin ayrı konu ama defterime vallahi, yaz kaçamazsın. O kitaba benzemez onu hemen yazmanı rica edeceğim öyle bekleyemem. Buraya ben. Gerçekleri yazabiliyor muyuz? Yazabilirsin seslendireceğim ama ona göre yaz. Sen mi seslendireceksin? Evet efendim. Ha, o zaman tamam. Bir de o yazdığınızın altına ben de yorum yazacağım. Ona göre düşünerek yaz yani. Onu şey yapmayayım ben. Tamam. Bak durduk altına benim yazacağım. Düşünmem ne? Ama senin sesinle de güzel olacak. Evet tını bak iyi. Romantik okurum ha seninkini. Tamam. Didişmeden. Tamam. Söz. Yazacağım çok güzel şeyler. Şu an değil. 10 gün içinde mi? Nasıl bir şey olacak? Düşünememeyim. Şimdi soracağım sorunun cevabını sosyal medyada yayınlıyoruz. Hı hı. Düşünmeye minicik zamanın var. Programı kapadıktan sonra alacağım cevabını. Hı hı. 70 yaşındasın. Teknedesin. Denizin üstünde. Tam da doğum günün. Güneşi doğurdun. Güneş böyle üstüne üstüne doğdu. 70 yaş. Sonra yanında kim varsa artık önüne bir kartpostal koydu bizim zamanımızdan. Dedi ki bunun arkasına yaz bakalım Sinan Tuzcu. Tarihe ne bırakmak istersin 70 yaşında?
ne yazardın arkasına? Bir düşün bakalım. İyi ki varsın. Seni seviyorum. Güzel. Çok güzel bir soru. Çok güzel. Sen de eksik olma hep. Cevabını sosyal medyada dinleyeceğiz ama eminim onun cevabı Sinan'ın aklında. Dostlar iyi. Görmesen de hani o köy bizim köyümüzdür hesabı var ya, işte öyle dostlarım var benim aslında. Sevgili Müjdat Gezen'in de dediği gibi paradan çok dost biriktirmek. Belki dip dibe değiliz, belki göz göze değiliz ama her daim kalp kalbeyiz bin şükür. Didişmek de keyifli, sevmek de keyifli. Bence her şey çok keyifli. Sevgili Sinan şahane bir program bıraktı ardında ve galiba aile olmanın, anne babanın kıymeti ve anneyle yürek birliğinin özeni, önemi bir evlatta nasıl tezahür eder? Biz sevgili Sinan Tuzcu da bunu gördük. Ha tabii bir cümlesi daha var. Başladığınız hiçbir işe üçleme niyetiyle başlamayın. Olduğu kadarını kalbinize koyun. Yolunuza devam edin. Sinan rüzgarı arkasına alıp hayata devam eden, yaş almanın hakkını veren canım arkadaşım. Onu ağırlamak benim için de çok güzeldi. Bir başka bambaşka sohbetlerde görüşmek üzere. Arkanızda rüzgarı almaktan korkmayın. Yılların eskitemediği arkadaşlık bizimkisi. Şunu anladım, uzun zaman görüşmesen bile gördüğün anda kaldığın yerden devam edebildiğin dostların olması çok büyük bir keyif. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. 25 yıl, uzun zaman. Bunu 35 dakikada tatlandırmak ne mümkün. Seni sen olduğun için ve bunca zaman benimle dost kaldığın için seviyorum. İyi ki daha nice programlara.